Belki de yaşarken aslında sadece bunu sormak lazım. Yani Türkan Saylan hocamızın bu veterenin başında sorduğu soruyu: Ne için yaşarım bu dünyada? Niye varım? Belki de bunu sor, sorarsak ve bunun cevabını bulursak hayat daha güzel olur, daha kolay olur ve daha birlikte olur. Bugün Türkan Saylan'ı konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Türkan Saylan'la. Önce hoca-öğrenci ilişkisi, daha sonra 30 yıllık yol arkadaşlığı yapmış Profesör Doktor Ayşe ile. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk sevgili İpek Özbey ve Halk TV ailesi. Ne güzel sizi burada görmek ve ne kadar güzelsiniz. Çok teşekkür <laughs> ederim. Türkan Hocam çok renkli bir insandı. Ee, yaşamı boyunca hep Sümerbank basmaları, kış mevsiminde pazenlerini giyerdi. Ee, onun anısına, ona çok yakıştığı için e, ben de çok seviyorum. Bu akşam da madem Türkan Saylan'ı anacağız, onun sevdiği kıyafetleri giyeyim istedim. Harika. Özellikle. Evet sizin de beğenmenize çok mutlu oldum. Ee, hocam en başa dönelim. Nasıl tanıştınız Türkan Hoca'yla? Önce bir o tanışma anına gidelim. Sizi tanıyalım. Daha sonra da zaten Türkiye'ye kattıklarını, kız çocukları için yaptıklarını, cüzdan için yaptıklarını, cüzdanın tedavisi için yaptıklarını ve size bıraktığı mirası konuşalım. E, tabii ki. Ben İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu öğrencisiydim. Türkan Saylan. Sene kaç? Sene 1975-79 arası. Hı hı. Ama sanıyorum 1977 yılında hı hı. Türkan Hocam iki tane iyileşmiş hastası ile üniversitede konferans verdi. Lepra anlattı hı hı. ve sonrasında da o yanında getirdiği iyileşmiş hastalar bağlama çalıp türkü söylediler. Onların yaklaşımı Türkan Hoca'ya, Türkan Hoca'nın onlara dokunması beni çok etkilemişti. Ama ben o sırada halk sağlığı alanında akademisyen olmak istediğim için hani Türkan Hoca'yla onunla çalışma diye bir şey hiç düşünmemiştim. Dokunması, sarılması neden tuhaf geldi? O zaman kimse bunu yapmıyor muydu? Yapmıyordu. Ben de açıkçası bir sağlıkçı olarak ben Hur filmini izlemiştim, Kelebek romanını okumuştum ve cüzzamdan korkuyordum yani e, dokunursam bana da geçer Hı -hı. işte e, el ayaklarda o deformiteler olur diye. Hı -hı. Dolayısıyla Türken Hocanın hani onlarla böyle çok candan işten iletişimi etkilemişti ama kendim için hani birlikte çalışalım diye düşünmemiştim çünkü Profesör Doktor Yıldız Tümer'den benim Hala görüştüğüm, değer verdiğim halk sağlığı hocam, doktora annem. E, onu tanıdıktan sonra ben halk sağlığında ilerlemeyi düşündüğüm için e, ilgilenmemiştim. Ama hani Tıpta da biz kadere genetik şifre diyoruz. Genetik şifremizde demek ki Türkan hocayla yollarımız kesişip birlikte çalışacakmışız. Orayı o kadar çabuk atlamayalım. Evet. Size çünkü bir teklif geliyor ve siz hayır diyorsunuz. Evet, evet. Ee, sonra nasıl kabul ediyorsunuz? Ee, şimdi şöyle tabii o zaman iletişim yok yani akıllı telefonlar. Hı -hı. Evimizde bile telefon yoktu. Tabii. Benim bir başka hak sağlıyor hocam, müeyyet hoca. ışık içinde uyusun. Komşumuza telefon edip beni çağırdı. Çünkü Türkan Hoca onun söylemine göre beni tarif etmiş. Hı hı. Böyle yapıda birisi hani lepralara herkes hı hı. yaklaşamaz diye. Ben de dedim ki hocam kusura bakmayın ben halk sağlığında ilerlemek hı hı. istiyorum deyip hayır dedim. Aradan bir zaman geçti bir daha hayır dedim. Sonra üçüncü de utandım. Dedim ki sevgili hocam siz galiba Türkan Hoca'ya benim hayırımı söyleyemiyorsunuz. Hı hı. Hani ben kendim söyleyeyim. Hayallerimi anlatayım. O da "Aha, çok iyi olur." dedi ve bana randevu aldı. Ben de Çapa Tıp Fakültesi'nde Türkan Sayla'nın odasına gittim. Bakın, ilk etkilendiğim Türkan Hoca'nın kapısı sonuna kadar açıktı. Ben çok şaşırmıştım. Çünkü o yıllarda Çapa'da biz de eğitim gördük. Stajlarımızda hani arkadan kapıyı kitleyen hocalara ben hı -hı, hani hı. tanık olmuştum. Türkan Hoca'nın sonuna ise kadar kapı açık. Sonuna açıktı. kadar açıktı. Beni görünce kalktı yerinden, karşıladı. İşte odasında Sultan Emşire vardı. Onunla tanıştırdı. Adil isminde bir hizmetli vardı. Onunla tanıştırdı. Oturduk, konuştuk, konuştuk. Telefon çaldı. O kadar mütevazı ki ben Doktor Türkan diyor. Hı hı. İşte içeri giren meslektaşlarıyla iletişimi. Telefonda konuşması, yine bir lepra hastası geldi. Onu benim yanımda muayene etti, anlatmaya başladı. Odası zaten Anadolu evi gibiydi. Anlatın biraz o Evet, yerde Anadolu kilimlerini sermişti. İşte penceresi vardı, perdeleri kadınlarımızın yazmalarından perdeler yapılmıştı. Dedim ki Türkan Hoca herhangi bir hekim değil, yaşamayı seven, ülkesini seven birisi... Anadolu'yu seven birisi. Çünkü onun odasına giren çıkan herkese bu odadaki objelerle, eşyalarla aslında birçok mesaj veriyor. Hı hı. Masasında Zonguldak Maden işçisinin heykeli vardı lambalı. O zaman anladım ki emeğe ne kadar değer hı. veriyor. Sonuçta çok etkilendim. Hayır demeye evet gittiğim ben bu odada evet dedim. Türkan Hoca dedi ki hemen evet deme. Ben biraz sonra lepra hastanesine gideceğim. Sen de benimle gel. Hastaları gör, ortamı gör. Ondan sonra birlikte onun hep böyle Murat 124 arabası vardı. O da beni çok etkilemişti. Çünkü otoparkta hep Mercedesler duruyordu. Çok iyi arabalar duruyordu. Neden dedim Türkan Hoca Murat 124 ile geziyor. <laughs> Aslında alabilirdi biriktirip ama almak yerine o parasını ihtiyacı olanlarla paylaşmayı tercih ettiği için her zaman Murat 124 arabasıyla mutluydu. Bakın arabaya o adil hizmetli bir aygaz tüpü koydu. Ben de şaşırdım. Türkan Hoca hani aygaz tipini niye hı, buradan hı. götürüyor diye sordum. "Hocam dedim hani sizin mahallede aygazcı yok mu? Niye hı. buradan götürüyorsunuz?" Bana dedi ki "Ayşe'cim dedi. Bizim hastaların çoğu güney güneydoğulu. Çay içmeyi çok seviyorlar." E biraz hastanede sapa olduğu için tüp kamyonları çok kolay gelmiyor. Hastalarımız tüpsüz kalmasın, çaysız kalmasın diye ben yedek götürüyorum demişti. Şaşırmıştım yani bir doktor hastasını sadece tedavi etmiyor. Onun çayını düşünüyor. Çayını kadar düşünüyor. Ama tabii onu tanıyınca bırakın çayı Neler neler düşün İşte mi? onların hepsini konuşacağız evet. ve kabul ediyorsunuz. Çalışmaya evet. başlıyorsunuz birlikte. Bir evet. yol arkadaşlığı aynı zamanda. Yani bir hoca öğrenci ilişkisinin dışında bir yol arkadaşlığı ve çok uzun yıllar süren bir yol arkadaşlığı. Ve cüzdan için birlikte çalışmaya başlıyorsunuz. 29 yıl. 29 yıl bu hafta da cüzdan haftası. Evet, evet. Ee, nereden nereye geldi? Hani cüzdan haftası bu hafta ama bu hastalığa ee, hiç kimse yaklaşamıyorken Türkan Hoca Cüzdan hastalarına sarıl, sarılıyordu dediniz. Ee, nasıl bir dışlanmışlık yaşıyordu o hastalar? O zamanlar ne kadar fazlaydı? Şimdi zannediyorum pek bir, bir e, hastalık evet, Türkiye'de e, fazla kalmadı. Hatta bugünlerde herkes Türkan Hoca'yı anıyor. Hı -hı. Cüzdan mücadelesini anlatıyor. Bu ülkeden cüzdanın kökünü kazıdı diyor. Hı -hı. Ne kadar değerli. Bakın şimdi bu Covid-19'la uğraştığımızdan evet. bu yana hep Türkan Hoca'nın cüzdan mücadelesi geliyor aklıma. Ve diyorum ki Türkan Hoca'nın yöntemlerini uygulasak inanın kontrol altına alabiliriz. Neydi tabii o ki, yöntemler? Yani yöntem derken e, neden bahsediyorsunuz? Evet, mesela tabii ki sayılar hı hı. birbirinden çok uzak. Çok fazla mücadele etmek tabii ki zor biliyorum ama bir kere Türkan Hoca... Hani e, önce dediniz ki neden damgalanıyordu? Hı -hı. İşte filmler, romanlar, bir de tedavisi bilinmeyen bir hastalık bulaşıcı Hı -hı. da olunca aslında bulaşıcılığı çok ama çok zor bulaşan bir hastalık. Ele tedavi olanlardan hiç bulaşmıyor. İlk ilacı içtikten sonra hastalar artık onun bulaştırıcı özelliği kalmıyor. Hı -hı. Bu kadar da kolay. Bakın ben de. Hala Cüzdan'la Savaş Derneği Başkanı olarak hastalarımla iletişim halindeyim. Peki hani kaç, bunca senedir kaç hasta hiç, var mesela? E, i̇şte e, hasta olmamışız. Olmadınız. Türkiye İlk Hocası ilacı olmamış. içtikten sonra bulaşıcılığı kalmıyor. kalmıyor. Şimdi çünkü bulaşması için...